Bunu ne yapalım? Alalım bunları şöyle. Şöyle evet. Onun yanına da feta. Oh. Abi bu işi de ben yapıyorum ya. Arkadaş. Evin hanımı gibi çalışıyoruz. Gel. Konuklarımıza şöyle toplu bir alkış alalım. İnsanın böyle parçada yani bitmesine üzüldüğü parçalardan bunlar. Yani devam etse böyle biz böyle 2,5 saat başka bir şehirde karşıla. Tam ama bitince böyle yeniden başlasın istiyorsun. Ama sen bu şarkıyı ilk dinleyenler, hatta ilk dinleyensin. Ben bu parçayı ilk yapanlardan. Bu parça çalındı bende. Açtırmayın şimdi ağzını. Bu parçayı ilk dinleyenlerim. Bir yazlık bir yerde Fettahlar'la karşılaşmıştık. Balık yiyorduk. Orada dedi ki abi dedi. Bir parça var bundan 2 sene önce. Evet. Bir yeri okutayım sana, okutayım. Sonra bunu, hocam? Bunu okur musun? Gemilere tarih var, anca toplarsın abi sen dedi. Parçayı bana dinletti. Abi o gün ilk dinleyişe de aşık olunca hani böyle kulağın alışması değil yani. Ya aslında şöyle düşünüyorum ben, hani şarkılar iyi öykülerle yazıldığı zaman üstüne de onun güzel bir melodi yakalayabilirsen gerçekten hani eskimiyor. O yüzden de hani ben İyi cümleler kurduğumu tahmin ediyorum bu şarkıyla alakalı. Abi iyi cümle kuruyorsun. Şimdi bir şey açık açık. Şimdi rahat rahat konuşabiliyoruz değil mi? Bir sıkıntı yok. Siz ne kadar zamandır Cansu'yla beraber bir arkadaşlarınız var? Ne kadar konuşuyorsunuz? Yani vallahi çıkıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. 6 yıldır bir şekilde birbirimize destek oluyoruz. Yazdığımız şeyleri birbirimizle işte tartışıyoruz. Mesela bazen çok böyle anlamsız cümleler de kurabiliyorum. Çünkü insan hani yazdığını bazen göremiyor. Dışarıdan bir müdahale ya da başka bir göz çok önemli. Benim 6 yıldır hayatımda birçok şeyi toparlayan insan aslında Cansu. Tamam Cansu, eyvallah. O yüzden de biz şöyle bir şeyi de çözdük aslında. Abi Cansu'ya yeniden yaz diye açmadım bu sohbeti ben sana. Başka bir zaman sonra bir şey monotonlaşıyor. Böyle durumlarda kurtarıyor. Evet. 6 yıl sonra ilk defa böyle bir fırsat geçti elime falan. Aranızda yeniden ben bir şey daha söyleyeceğim. Cansu'yu çok seviyorum falan diye. Şunu ya, merak ediyorum. Söyle babam. Cansu'yla çıktıktan yani çıkmaya başladıktan sonra mı esas böyle bir şey gelmeye başladı? Ya yani var mı öyle bir şey? Şöyle söyleyeyim. Biraz evet, savruk evet. Bir müzisyendim açıkçası. albüm yapma fikri hiç yoktu. Ya da şarkı söyleme işte hani böyle insanların karşısında, dinleyicinin karşısında şarkı söyleme fikri de yoktu. Burada tabii müzisyenler genelde biraz savruk insanlar olduğu için evet. Ben de böyle gece yaşayıp gündüz karanlıktan karanlığa biraz takılıyordum aslında. Oradaki düzeni toparlayınca işte daha derli toplu şarkılar, daha doğru cümleler. Cansu da çok iyi bestelerin evet. Sahibi. Çok birkaç güzel tanesini söyle Cansu. Kimlere neler verdin? Bir insanlar da bilsinler herkes. Ama söyleyince böyle ooo yapmanız gerekiyor. Sahiden. Yapmasını söyle. Ooo yapmasını da çok kötü. Ajda Pekkan'a şunu ver. Herkes aa, duyuyor böyle. Evet. Murat Boz Aşkların Büyük Benden sever mi? Bir dakika ya. Murat Boz'un Aşkların Büyük Benden nasıl? Bir mırıldansana bakayım. Nakaratını biter mi dünya gailesi bitmez aa, derken. Onu hatırladım. Onu keşke vermeyeyim. Dur onda bir sıkıntı var. Yanarım. Başka kime ne verdin? Ondan sonra mesela şey son zamanları söyleyeyim. Demet Akalın Fettah Can şarkısı Yan Ateşi Söndürdük. Ondan sonra bugün belki onları potpourri halinde ilk defa bir düet Fettah'la yapabiliriz. Evet harika. Evet. Harika bir ikili. Bir aşk yaşıyorlar. Bir sürü parça çıkıyor arada. Bereketli iş. Peki bereketli mesela kavga iş. Ettiniz. O kavgadan iki ayrı şarkı çıkabiliyor mu mesela? Kesin sen hani aynı kavgadan aşk şarkısı o. Kesin çıkar yürü, hocam. Gider o kesin çıkar. Tabii canım. Her türlü. Kesin çıkıyor, çıkar. Tabii. Çıkıyor. Peki. Bugün kendilerine biraz sonra çok güzel bir sürprizlerimiz olacak. Ama diğer konuklarımıza da bir hoş geldiniz diyelim. İlker'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Cansar hoş geldin. Hoş bulduk. Şükran hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Ezgi hoş geldin. Merhaba beyaz. Merhabalar. İçinizden gördüğüm kadarıyla bir tek Cansel kendi içine biraz çekinik. böyle içe kapalı mısındır abi? Ya bu programda açabilecek miyiz seni yoksa rahat mısındır? Yok rahatım. Gayet iyiyim yani. Sorun yok. Aa öyleyse tamam. Cansel'in şöyle bir durumu var. Bilmeyenler için ben de sorudan evvelim. Hani Fransa'da mı doğdun büyüdün abi? Ne yok, oldu? Yok ben Tire'de doğdum. Nerede? Tire. Ha İzmir Fransa, Tire. Aa. Tabii Ormandiya, Tire. Bunlar hep Fransa'nın çok güzel.
Kredi doğdum. Tir diye oku. Evet. Tir. Kredisi. Peki sonra küçükken Fransa'ya gittiniz. Evet. Direkt Paris'e gittik. Yani direkt İzmir, Paris. İzmir, İstanbul evet. görmeden böyle Paris'e. Sonra orada büyüdün. Orada büyüdüm. Tabii biraz böyle bir yani kültür şoku yaşadım diyebilirim yani. Çünkü evet. Yani Fransızların ortamına girip direkt 9 yaşında yani ilkokul 1'i, ilkokul 2'li yeniden başladım orada. Ve sonra da işte aradan 20-30 sene sonra geldim. Oyuncu oldun. Seni oyuncu olan birileri keşfetti, çağırdı. Evet. Ve bir şey onun üzerine geldim, başladım. İnsanlar seni çok beğendi. 3 tane dizide oynadın. 3 de dönem dizisi, doğru mu? Ya, yani bir tanesi Yalancı Bahar. O dönem dizisi değil. Değil. Ama nasıl sürdü? Ötekiler dönem dizisi ama. Doğru mu? Evet. Ama senin için hep dublaj falan yaptırılıyor ama senin Türkçen iyi yani. Bir sıkıntı yok senin Türkçende. Yok. Şu an dublaj yapmıyor. Şu an dublaj yapmıyor. Kötü yolda yok. Evet, kötü yolda kendi yok. Kendi sesini kullanıyor. Daha sonra, şimdi değil ama kendisi de bu fikre alışsın diye söylüyorum Cansel'e. Gerçekten ben duydum. Duymasam söylemem. Şimdi istemiyoruz ama daha sonra. Senden programın başına sözünü alayım. Lütfen rica ediyorum. Fikre alış diye söylüyorum. Programı terk etmeni istiyorum. Daha ilerleyen saatte. Şu an aklıma geldi. Onu neden öyle söyleyeyim? Senden ilerleyen dakikalarda bir parça istiyorum. Ne parçası? Kolundan olur, bacağından olur. Bir parça yani. Ya, kırmak istiyorum ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.